17 Ekim'de kampımızın 41. gününde ne yaptık? Soru çözümüne geldik. Sizinle beraber hayatımızda asit bazları işlemiştik. Ama öncesinde yine söylüyorum. Bak abone olun arkadaşlar. Sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Kanalımızdan arkadaşlarımıza kesinlikle bahsetmeniz gerekiyor. Sosyal medyalarınızda paylaşmaya çalışın. İnşallah arkadaşlar gece gündüz sizin için uğraşıyoruz. Amacımıza ulaşacağız. Kampı da inşallah şöyle bitirdiğimizde kafa rahat bir şekilde deneme çözümlerini de yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin bakalım soru çözümünü yapalım. Sayfa 245 hayatımızda asit bazlar kısmı 3 4 5 Sayınları TT Kimya Soru Bankası'ndayız arkadaşlar. Hadi gelin soru birden başlayalım. Tabi burası soru 1 değil soru 7 ymiş. Hayatımızda asit bazlar soru birden başlıyoruz. Şöyle bir büyütelim burayı. Bak güvenlik ile karışmış bir soru. Birinci ünitede görmüştük burayı. Şimdi yukarıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangileri asit ve bazların ambalaj etiketinde bulunur? Şimdi aşındırıcı maddedir asitlerde bazlarda. Bak çevreye zarar da gösterir ama yanıcı maddeler değildir arkadaşlar. Burada 1 ve 2 dedik. O zaman ne diyoruz biz? Doğru seçeneğin B seçeneği demiş olduk ve hemen geldik ikinci sorumuza. Diyor ki asit yağmurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bazı asitik oksitlerin uygun ortamda su buharı ile etkileşerek ne yapıyor? Nitrik asit ve sülfür asit gibi asitlere dönüşmesi olayıdır asit yağmurları değil mi? Yani asit oksit ametal oksitlerde NO2, SO3 gibi değil mi? Bu tarz maddeler su ile etkileşip ne yapıyordu? Buradaki maddeleri yani asitleri oluşturuyordu. Bunlar da asit yağmurlarıydı. Doğrudur. Yeraltı ve yer üstü sularının Asitliğini arttırarak buralarda yaşayan canlı türlerine zarar veriyor. Doğrudur. Asit yağmurları düşünsen yeryüzüne geldi. Bak asit yağmurlarının pH değeri 6-7 arasındadır diyor. Arkadaşlar 4,6'dan küçük olacak pH. Tamam pH küçük 4,6. pH azaldıkça asitlik artıyordu. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Bak kireç taşı veya mermerden yapılmış bina heykel ve sanatsal yapılara zarar veriyor. Doğrudur çünkü bunlar bazik karakterliydi. Mermer falan bu şekilde olduğunu söylemiştik. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların kullanılması sonucu oluşan gazlar asit yağmuruna sebep oluyor. Yani CO2, işte SO2, NO2, SO3, işte SO2 gibi gazlar işte bunlar fosil yakıtların yanması sonucu oluşuyordu. Bunlar da su buharı ile etkileşerek asitleri oluşturuyordu dedik konu anlatımında bunları sizlere anlatmıştık. Geldim 3. soruma. Şimdi diyor ki birazcık daha büyüteyim mi arkadaşlar? Üçüncü soru. Aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmurlarına neden olmaz diyor. Bak şimdi ametal oksit Oksijeni fazla olursa asitlikti bak. ametal oksijeni fazla. Ametal oksijeni fazla. Atmosferdeki suyla asitleri oluşturuyorlar da artık öğrendik. Ametal oksijeni fazla. Ama CH4 metan gazıdır arkadaşlar. Bir alakası yoktur asit yağmurlarıyla. Sadece yanıcı etki gösterir. Ve hemen geldik nereye? Dördüncü soruma. Aşağıdakilerden hangisi asit veya bazlarla çalışırken alınması gereken tedbirlerden biri değildir? Asit ve bazlar birbirlerine karıştırılmamalıdır. Yani karıştırırsak da dikkat edeceğiz. Yani tedbirlerden biridir. Yani karıştırmıyoruz kesinlikle. Yani karıştırma derken hani asitle bazları hani asit asit gibi bilmen lazım. Asidi baz zannetmemen gerekiyor. Tamam. Asit ve bazların buharları koklanmamalı temas edilmemelidir. Evet. Tahriş edici çünkü. Asit çözeltisi hazırlanırken daima asitin üzerine su eklenmelidir. Arkadaşlar yanlış. Ben suyun üzerine asidi ne yapıyorum? Yavaş yavaş ilave ediyorum. Bunu ta ilk ünitede söylemiştik. O zaman burada da karşımıza çıktı. Bak bu yanlış yani. Burada asitin üzerine su eklenmez, eklenmez yani. Sağa çıkar. Dolayısıyla bu istemediğimiz bu durumdur. Patlama olabilir. Sıcaklık artışı bize zarar verebilir. Geldim. Bakın diğerlerini okuyalım. Asit ve bazıların ambalaj etiketlerindeki güvenlik uyarı sembolleri dikkate alınmalıdır. Deney yaparken laboratuvar önlüğü, eldiven, yüz maskesi, gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Eğer deney yaparsanız bunlara dikkat edin. Şimdi baktık. Tepkimesinde oluşan X bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır bak? Bir metal ve oksidi. Ben buna ne demiştim? Sönmemiş kireç. Değil mi? O zaman ne olurdu? Baz oluştururdu. Yani kalsiyum hidroksit oluşturur buradan. Bak yaygın adı sönmüş kireçtir. Sönmemiş kireçten sönmüş kireç olur dedik. Konu anlatımlarımızda vardı. O zaman bu doğrudur. Ya ile tepkime girerek suda çözülmesini sağlar. Arkadaşlar bak bu baz. Oluşan madde baz. Ya asit Asitle baz tepkimeye girer. Doğrudur. Çıplak elle dokunulmasında herhangi bir sakınca yoktur diyor. Bak buraya soru işareti koyalım. Yapı malzemelerinde bağlayıcı olarak kullanılır. Doğrudur. Hani kirecin formları inşaat sektöründe kullanılır dedik ya. Nem çekici özelliği vardır. Bu yüzden tahriş edicidir. Arkadaşlar burada C seçeneği yanlıştır. Tabii ki de bunlara bir baz çıplak elle dokunmuyoruz. O zaman tahriş eder, bize zarar verir. O şekilde olduğunu söyledik. Geldim Sülfürik asit. Bak şimdi. Şimdi diyor ki bana yukarıdaki kavram haritasında sülfürik asit ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi formülü bak sülfürik asitin formülü H2SO4. Yani bu değil yanlış. Halk arasında zat yağı olarak ben bunu biliyorum. Doğru. Akü asiti de söylemiştik. Akülerde bulunan asit de sülfürik asittir. Nem çekici ve kurtucudur. Dolayısıyla tarih edici özelliği vardır. Bu ciltteki suyu Çeker. Nemi çeker yani. Bak kimyasal gübre patlayıcı ve endüstriyel boya üretiminde kullanılır mı? Evet arkadaşlar kullanılır. Bilmekte fayda vardır. Yani burada ne diyeceğiz biz? 2, 3, 4 oldu değil mi? 2, 3, 4 doğru. D seçeneğin doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Geldim nereye? 7. soruma bile. Yani sözler olunca akıyor abi. Akıyor. Yağ gibi akıyor hem de. Şimdi geldik. X ve Y bazları ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiş. Buna göre bu bazların formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bak X yumuşak sabun. Arap sabunu eldesinde kullanılıyor. Ben burada potasyum hidroksiti kullanıyorum. Tamam. Y de yapı malzemelerinde bağlayıcı olarak kullanılıyor. Demin anlatmıştık. Bu da neydi? Kalsiyum hidroksitti. Direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Yani potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit. Yani A seçeneğim burada doğru seçenek demiş oldum. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin üretimi sırasında asit kullanılmaz? Bak şimdi gübre yapımında sülfürik asit gibi maddeler kullanabiliriz arkadaşlar. Doğrudur. Boyada da aynı şekilde sülfürik asit kullanabiliriz. Doğrudur. Bak ilaçta asetil salisilik asit. Aspirin aklıma geliyor. Aspirin yapımında mesela astik maddeler kullanabiliriz. Gıdada da, da astik maddeler tabii ki de olacaktır. Kullanılır. Ama harçta ne yapıyorduk? Kalsiyum hidroksit gibi kireç taşı türevlerini kullanıyordum arkadaşlar. Bunlar bazik karakterliydi. Astik karakterli maddeler değildi. B seçeneğim burada doğru seçenek demiş oldum. Ve hemen ne yaptım? 9. soruma geldim. Şimdi 9. sorumda asit ve bazlar sağlık açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diyor. Mide koruyucu ilaçlarda genellikle HCL ve sülfürik asit gibi asitler kullanılır. Arkadaşlar midenin içerisinde HCL vardır. Bazen midenin kapakçı bu asiti tutamaz reflü dediğimiz rahatsızlık olur. Ve dolayısıyla benim buradaki mide asitini dengeleyecek bazik karakterli ilaçlara ihtiyacım var. Yani mide koruyucular bazik karakterlidir. E dolayısıyla burada asitleri vermiş bana. Yanlış. Burada direkt A seçeneği yanlış dedim. Diğer seçenekleri de oku okuyalım. Bilgi olsun. Asitli gıdaların fazla tüketilmesi diş sağlığı açısından zararlıdır. Kandaki pH değerinin değişmesine neden olabilir. Çünkü neden? Yani sağlık açısından asitler bazıları kullandığımda kanın pH da değişebilir. Maden suyu, gazoz, kola gibi içeceklerde lezzet vermek ya da asit düzenleyici olarak birçok asit kullanılabilir. Proteinler midede asitik ortamda sindirilirken yağlar ince bağırsakta bazik ortamda sindirilir. Biyolojiden de duymuşsunuz arkadaşlar. Buraya da doğru demiş olduk. Yani burada yanlış seçeneğim A seçeneği demiş olduk arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Geldim nereye? 10. soruma. Sutkostik lavabotçu değil mi bu? Sutkostik sodyum hidroksit bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi yarı saydam kristallerden oluşan beyaz renkli nem çekici bir katıdır. Görselini göstermiştim hatırlıyorsunuzdur umarım. Unuttuysan hemen aç bak. Değil mi? Şu yuvarlak yuvarlak böyle birazcık saydam bir madde. Şimdi suda ısı vererek çözünür ve temas edildiğinde derinin suyunu çekerek deriyi yakar. Nem çekme özelliği var demiştik, doğru. Deri üzerindeki protein ve yağlarla etkileşerek tüy ve kılların dökülmesini kolaylaştırır. Doğrudur. Sabun ve deterjan üretiminde petrokimya endüstrisinde kullanılır. Bak sabun sert sabun yapıyorum sodyum hidroksitle. Yağlarla karıştırdığımda sabun olur bundan demiştik. Hatta sert sabun sodyum hidroksit yumuşak sabun da potasyum hidroksitle yani potas kostikle KOH dediğimiz maddeyle oluyordu. Doğrudur. Buzdolabı ve klimalarda soğutucu akışkan olarak kullanılır. Arkadaşlar soğutucu akışkanla ne alakası var? Yani klimalarda kullandığımız maddeler de bunlar hatırlarsak. Joule-Thomson olayı diyeceğiz. Mesela ayette de anlatacağız. Ama nerede vardı bu kısım? bu maddenin hallerinde anlatmıştık. Hal değişiminin öneminde. Orada itici gazlar, soğutucu akışkanlar falan vardı. LNG, LPG o kısımda anlatmıştık. Yani sodyum hidroksit bunlardan biri değil arkadaşlar. Tamam. Burada bu soruyu zaten konu anlatımlarında çözmüştük. O zaman burada kaldık. Yani soru çözümü şöyle bir kısaca bir konuyu topladık. Diğer kısımları sana bıraktık. Ödevin inşallah sizlere faydalı güzel bir kamp oluyordur arkadaşlar. Artık sona doğru geliyoruz. Kafamız rahat. Hadi gelin bakalım işaretlememizi yapalım. Kampımızın 41. günündeyiz. 41. günü arıyoruz. Nereye gittin 41. gün? Geldi şimdi bak. Heh bulduk. Soru çözümümüzü de yaptık. Kısa ve öz bir soru çözümü oldu. Zaten konu anlatımında da soru çözümünü çok yaptık. Bilmemiz gereken bilgiler var. Genel mantığımız her zaman asitlerle bazılar tepkimeye girerdi. Temizlik ürünlerinde de böyle oluyordu arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadığınız için de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydam olabilmiştir arkadaşlar. Şimdi burada kaldım. Yarın neredeyiz? Yarın tuzlardan devam edeceğiz. Ve asit bazları bitireceğiz. Arkasından bir ÖSYM soru çözümü. Yakalayacağız modumuzu değil mi? Yani yolumuza bakacağız. Arkadaşlar burada kaldım. İnşallah ödevleri bitiriyorumdur. Kampı günü gününe takip ediyorumdur. O zaman yarın görüşmek üzere diyorum. Her birinize iyi çalışmalar arkadaşlar.